Herkese selam arkadaşlar. Türbe Delisi kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 36 Osmanlı padişahının hayatlarını kısa kısa anlatacağız ve türbelerini göstereceğiz. 36 Osmanlı padişahının ilk 6 tanesi Bursa'da, sonraki 29 padişah İstanbul'da, son ve 36. padişah Sultan Mehmet Vahdettin Şam'da metfundur. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videolarımızı beğenerek ya da paylaşarak bizlere destek olmanızı rica ederim. Hepinize iyi seyirler dilerim. Osman Gazi. Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Gazi 1258'de Söğüt'te doğdu. 1326 yılında Bursa'da vefat etti. Kabri Bursa'da Osman Gazi Türbesi'ndedir. 24 yıl tahta kaldı. Babası Ertuğrul Gazi, annesi Halime Hatun'dur. Osman Gazi uzun boylu, yuvarlak yüzlü, esmer tenli, ela gözlüydü. Başına kırmızı çuhadan yapılmış, Çağatay tarzında Horasan tacı giyerdi. Osman Gazi değerli bir devlet adamıydı. Dürüst, tedbirli, cesur, cömert ve adalet sahibiydi. Fakirlere yedirip onları giydirmeyi çok severdi. Üzerindeki elbiseye kim biraz dikkatlice baksa hemen çıkartıp onu hediye ederdi. Her ikindi vakti evinde kim varsa onlara ziyafet verirdi. Osman Gazi 1281 yılında Söğüt'te Kayı Boyu'nun yönetimine geçtiğinde henüz 23 yaşındaydı. Ata binmekte, kılıç kullanmakta ve savaşmakta çok ustaydı. Aşiretin ileri gelenlerinden Ömer Bey'in kızı Mal Hatun ile evlendi. Ve bu evlilikten ileride Osmanlı Devleti'nin başına geçecek olan oğlu Orhan Gazi doğdu. Orhan Gazi. Orhan Gazi 1281 yılında doğdu. 1362 yılında vefat etti. Kabri Bursa'da Orhan Gazi Türbesi'ndedir. 36 yıl tahta kaldı. Babası Osman Gazi, annesi Kayı aşiretinin ileri gelenlerinden Ömer Bey'in kızı Mal Hatun'du. Orhan Gazi sarı sakallı, uzunca boylu, mavi gözlüydü. Yumuşak huylu, merhametli, fakir halkı seven, ulemaya hürmetli, dindar, adalet sahibi, hesabını bilen ve hiçbir zaman telaşa kapılmayan, halka kendisini sevdirmiş bir beydi. Sık sık halkın arasına karışır, onları ziyaret etmekten çok hoşlanırdı. Orhan Gazi, babası Osman Gazi'nin 1326'da vefatı üzerine beyliğin başına geçti. Orhan Gazi, 1346'da Bizans İmparatoru 6. Ioannis Kantakouzenos'un kızı Theodora ile evlendi. Ayrıca Yarhisar Tekfur'un kızı Holofira, Bilecik Tekfur'u ile evlendirilirken düğün basıp Holofira esir alındı ve Orhan Gazi ile evlendirildi. Müslüman olduktan sonra adı Nilüfer Hatun olarak değiştirildi. Bu evlilikten ileride Osmanlı Devleti'nin 3. hükümdarı olacak Murat Hüdavendigâr doğdu. Sultan 1. Murat 1326'da Bursa'da doğdu. 1389 yılında vefat etti. Kabri Bursa Çekirge'de Murad-ı Hüdavendigâr Türbesi'ndedir. 29 yıl tahta kaldı. Babası Orhan Gazi, annesi Bizans Tekfurlarından Yarhisar Tekfur'un kızı olan Nilüfer Hatun'dur. Sultan 1. Murat uzun boylu, yuvarlak yüzlü ve iri burunluydu. Başına Mevlevi sikkesi üzerine destar sarılı bir başlık giyerdi. Çok sade giyinir ve kırmızı zeminli beyaz elbiselerden hoşlanırdı. İlk eğitimi annesi Nilüfer Hatun'dan aldı. Daha sonra tahsilini tamamlamak için Bursa'ya gitti. Sultan 1. Murat gayet nazik, sevimli ve çok halim selim bir insandı. Alim ve sanatkarlara hürmet gösterir, fakirlere ve kimsesizlere şefkatli davranırdı. Dahi bir asker ve devlet adamıydı. Derviş gazilerin, şeyhlerinin kralı Murat Gazi diye anılan Sultan 1. Murat bütün hayatı boyunca planlı ve programlı hareket etti. 1382 yılından itibaren Murat Hüdavendigâr diye anılan Sultan 1. Murat, 1. Kosova Savaşı'ndan sonra savaş alanı gezerken Sırp asilzadesi Milos Obrović, Sırp kralı Lazar'ın damadı tarafından hançerlenerek şehit oldu. Yıldırım Beyazıt. Yıldırım Beyazıt 1360 yılında Edirne'de doğdu. 1403 yılında vefat etti. Kabri Bursa Beyazıt Han Türbesi'ndedir. 13 yıl tahta kaldı. Babası Murat Hüdavendigâr, annesi Gülçiçek Hatun'dur. Yıldırım Beyazıt, yuvarlak yüzlü, beyaz tenli, koç burunlu, ela gözlü, kumral saçlı, sık sakallı, geniş omuzluydu.
Girdiği savaşlarda gösterdiği cesaretten ve hızlı hareket etmesinden dolayı ona Yıldırım lakabı takılmıştı. Çocukluğunu Bursa sarayında kardeşleriyle birlikte geçirdi. İyi bir eğitim gördü. Gençliğinde Kütahya Sancağı'nda valilik yaptı. Sultan Murat Hüdavendigar'ın vasiyeti gereği 1389 yılında padişahlığa getirildi. Tahta çıktığında 29 yaşındaydı. Sırbistan'ın başında Kosova Savaşı'nda ölen Kral Lazar'ın oğlu Stefan Lazarevich vardı. Barış anlaşması için geldiği Edirne'de kız kardeşi Marina'yı Beyazıt'a verdi. Bu evlenme sayesinde Osmanlı-Sırp dostluğu kuruldu. Yıldırım Beyazıt, Timur'la yaptığı Ankara Savaşı'nda yenildi ve esir düştü. 13 yıl süren saltanatı sonunda esaretinin başlamasından 7 ay 12 gün sonra vefat etti. 1. Mehmet. Sultan Çelebi Mehmet 1389 yılında Edirne'de doğdu. 1421 yılında Edirne'de vefat etti. Cenazesi Bursa'ya getirilerek Yeşil Türbe'ye defnedildi. 8 yıl tahta kaldı. Babası Yıldırım Beyazıt, annesi de Germiyanoğullarından Devlet Hatun'dur. Orta boylu, yuvarlak yüzlü, beyaz tenli, kırmızı yanaklı ve geniş göğüslüydü. Kuvvetli bir vücuda sahipti. Gayet hareketli ve cesurdu. Güreş yapar ve çok kuvvetliydi. Yay kirişlerini bile çekebilirdi. Padişahlığı süresince bizzat 24 savaşa katılan Çelebi Mehmet bu savaşlarda 40'a yakın yara aldı. Başında kullanmış olduğu sarık altın işlemeli, kavuğu ile gayet güzel görünürdü. İçi kürklü ve yakası dik olan bir kaftan giyinirdi. Sultan Çelebi Mehmet, Müslümanlara karşı göstermiş olduğu adaleti aynı zamanda Hristiyan topluluklara da karşı gösterdi. İyi bir idareci ve politikacıydı. Tahsilini Bursa Sarayı'nda tamamladı. Daha sonra babası tarafından Amasya Sancak Beyliğine tayin edildi ve bu sırada devlet işlerini öğrendi. Sultan Çelebi Mehmet 26 Mayıs 1421'de Edirne'de vefat etti. Ölüm haberi gizlendi. Osmanlı padişahlar arasında ölümü gizlenen ilk padişah oldu. 2. Murat. Sultan 2. Murat 1402 yılında doğdu. 1451 yılında vefat etti. Kabri Bursa Muradiye'dedir. 28 yıl tahta kaldı. Babası Çelebi Mehmet, annesi Dulkadiroğullarından Sülü Bey'in kızı Emine Hatun'dur. Uzun boylu, beyaz tenli, doğan burunlu ve güzel yüzlü bir padişahtı. Çok güzel konuşurdu. Kendisinin en büyük mutluluğu Fatih Sultan Mehmet gibi eşine rastlanacak bir insanın babası olmaktı. Sultan II. Murat, sakin ve huzurlu bir hayat yaşamayı arzu eden fakat gerektiği takdirde çok hareketli, cesur ve hiçbir şeyden yılmayan bir kişiliğe sahipti. Avrupalılar onun istediği takdirde bütün Avrupa'yı fethedebilecek bir kimse olduğunu kabul etmişlerdir. 30 yıllık saltanat sürecince ülkesine çok büyük bir şan ve şerefle idare ederek emri altında bulunan herkesin sevgisini kazandı. Dindar, adil ve süper bir padişahtır. Sultan II. Murat tahta çıktığında 19 yaşındaydı. Fatih Sultan Mehmet. Fatih Sultan Mehmet 29 Mart 1432'de Edirne'de doğdu. 1481 yılında vefat etti. İstanbul Fatih Camii'nin yanındaki Fatih Türbesi'ne defnedildi. 32 yıl tahta kaldı. Babası Sultan II. Murat, annesi Hüma Hatun'dur. Fatih Sultan Mehmet uzun boylu, dolgun yanaklı, kıvrık burunlu, adeleli ve kuvvetli bir yapıya sahipti. Devrinin en büyük alimlerinden de çok iyi eğitim görmüştü. 7 yabancı dil bildiği söylenir. Alim, şair ve sanatkarları sık sık toplar ve onlarla sohbet etmekten çok hoşlanırdı. İlginç ve bilinmedik konular hakkında makaleler yazdırır ve bunları incelerdi. Hocalığını da yapmış olan Akşemseddin, Fatih Sultan Mehmet'in en çok değer verdiği alimlerden biridir. Fatih Sultan Mehmet gayet soğukkanlı ve cesurdu. Eşsiz bir komutan ve idareciydi. Fatih Sultan Mehmet okumayı çok severdi. Farsça ve Arapçaya çevrilmiş olan felsefi eserler okurdu. 1466 yılında Bat Yalmoz haritasını yeniden tercüme ettirip haritadaki atları Arap harfleriyle yazdırdı. Bilimsel sorunlarla hangi din ve mezhebe mensup olursa olsun bilginleri korur, onlara eserler yazdırırdı. Bilime büyük önem veren Fatih Sultan Mehmet, yabancı ülkelerdeki büyük bilginleri İstanbul'a getirdi. Nitekim astronomi bilgini Ali Kuşçu kendi döneminde İstanbul'a geldi. Ünlü ressam Bellini'yi İstanbul'a davet ederek kendi resmini yaptı. Fatih Sultan Mehmet 1481 yılına kadar hükümdarlık yaptı ve bizzat 25 sefere katıldı. Temkinli ve verdiği kararları kesinlikle uygulayan bir kişiliğe vardı.
20 yaşında Osmanlı padişahı olan Sultan II. Mehmet İstanbul'u fethedip 1100 yıllık Doğu Roma İmparatorluğunu ortadan kaldırarak Fatih unvanını aldı. Hazreti Muhammed'in hadisi şerifinde müjdelediği İstanbul'un fethini gerçekleştiren büyük komutan olmayı da başaran Fatih Sultan Mehmet, yüksek yeteneğe ve dehasıyla dost ve düşmanlara gücünü kabul ettirmiş bir Türk hükümdarıydı. Orta Çağ'ı kapatıp Yeni Çağ'ı açan can hükümdarı Fatih Sultan Mehmet, Nikris hastalığından dolayı vefat etti. Onun Roma'yı fethedeceği düşüncesiyle zehirlendiği ve kaynaklarda yer almaktadır. Sultan II. Beyazıt, 3 Aralık 1448'de Dimetoka'da doğdu. 1512 yılında vefat etti. Kabri İstanbul Beyazıt Camii bahçesindeki türbesindedir. 31 yıl tahta kaldı. Babası Fatih Sultan Mehmet, annesi Mükrime Hatun adında bir Türk kızıdır. Uzun boylu, geniş göğüslü ve kuvvetli bir vücuda sahipti. Yüzü yuvarlak ve gözleri elaydı. Cesur ve atılgandı. Aynı zamanda çok halim, selim, dindar, hoşgörülü bir padişahtı. Babası Fatih Sultan Mehmet ilme ilgi duyduğu için oğlu Şehzade Beyazıt'a iyi bir eğitim verdi. Ona devrin en meşhur alimlerinden ders okutturdu. Bütün İslam ilimlerini en iyi şekilde öğrenmesini sağladı. Sultan II. Beyazıt 7 yaşındayken Hadım Ali Paşa nezaretinde Amasya valine tayin edildi. Sultan II. Beyazıt dindar bir kimse olduğu için kendisine Beyazıt-ı Veli denildi. Sultan II. Beyazıt şairleri saraya toplar, onlarla sohbet ederdi. Merhametli bir padişah olan Sultan II. Beyazıt sık sık fakirlere sadaka dağıtırdı. Arapça ve Farsçayı gayet iyi bilirdi. Çağatay lehçesi ve Uygur alfabesini öğrendi. İslam ilimlerinin yanı sıra matematik ve felsefe tahsili de yaptı. Yavuz Sultan Selim 10 Ekim 1470'te doğdu. 1520 yılında vefat etti. Kabri İstanbul Sultan Selim Camii bahçesindedir. 8 yıl tahta kaldı. Babası Sultan II. Beyazıt, annesi Gülbahar Hatun'dur. Gülbahar Hatun, Dulkadiroğulları beyliğindendir. Yavuz Sultan Selim uzun boylu, geniş omuzlu, kalın kemikli, omuzların arası geniş, yuvarlak başlı, kırmızı yüzlü, uzun boyutlu ve yiğit bir padişahtı. Sert tabiatıyla cesurdu. Babası Sultan II. Beyazıt padişah olduktan sonra askeri sek ve devlet idareciliğini öğrenmesi için Şehzade Selim'i Trabzon sancağına vali olarak tayin etti. Şehzade Selim Trabzon'da devlet işlerinin yanında ilimle uğraşır ve büyük bir alim Mevlana Abdülhalim Efendi'nin derslerini takip ederdi. Valiliği sırasında Trabzon halkını rahat bırakmayan Gürcüler üzerine 3 sefer yaptı. En önemlisi olan Kütahya seferinde Kars, Erzurum ve Artvin illeriyle birçok yeri fethederek Osmanlı topraklarına kattı. 1508. Buralarda yaşayan Gürcülerin hepsi Müslüman oldular. Çok güzel ata biner, elin en meşhur silahşörlerini alt ece kadar iyi kılıç kullanırdı. Güreşmekte, ot atmakta ve yay çekmekte ustaydı. Gösterişten hoşlanmaz, devlet malını israf etmezdi. Babasından devraldığı tatminkar hazineyi ağzına kadar doldurdu. Hazinenin kapısını mühürledikten sonra şöyle vasiyet etti. Benim altınla doldurduğum hazineyi torunlarımdan her kim doldurabilirse kendi mührü ile mühürlesin. Aksi halde hazine Humayun benim mührümle mühürlensin. Bu vasiyet tutuldu. O tarihten sonra gelen padişahların hiçbir hazineyi dolduramadığından hazinenin kapısı daima Yavuz'un mührüyle mühürlendi. 22 Eylül 1520'de aslan pençesi denilen bir çıban yüzünden henüz 50 yaşındayken vefat etti. Hayatının son dakikalarında Yasin-i Şerif okuyordu. Kanuni Sultan Süleyman Fatih Camii'nde babasının cenaze namazını kıldıktan sonra onu Sultan Selim Camii avlusundaki türbeye defnedildi. Tarihçiler Yavuz Sultan Selim'i 8 yılda 80 yıllık iş sığdırmış büyük bir padişah olarak değerlendirdiler. Kanuni Sultan Süleyman 1495 yılında Trabzon'da doğdu. 1566 yılında vefat etti. Kabri İstanbul Süleymaniye Camii bahçesindedir. 46 yıl tahta kaldı. Babası Yavuz Sultan Selim, annesi Hafsa Hatun'dur. Hafsa Hatun, Türkiye'de Çerkez'dir. Kanuni Sultan Süleyman, yuvarlak yüzlü, ela gözlü, geniş alınlı, uzun boyluydu. Kanuni Sultan Süleyman devri, Türk hakimiyetinin doruk noktasına ulaştığı bir devir olmuştur. Babası Yavuz Sultan Selim, onu küçük yaşlardan itibaren çok titiz bir şekilde yetiştirmeye başladı. Benzeri görülmemiş bir terbiye ve tahsil gördü. İlk eğitimini annesinden ve ninesi Gülbahar Hatun'dan Yavuz Sultan Selim'in annesi aldı. 7 yaşına gelince tahsil için İstanbul'da dedesi Sultan II. Beyazıt'ın yanına gönderildi. Şehzade Süleyman burada karı kızı oğlu Hayrettin Hızır Efendi'nin tarih, fen, edebiyat ve din dersleri alırken
Savaş teknikleri konusunda da öğrenim görüyordu. 15 yaşına kadar babası Yavuz Sultan Selim'in yanında kalan Şehzade Süleyman, kanunlar gereği sancak istemesi üzerine önce Şarki Kasehra, oradan da Bolu kısa bir süre sonra da Kefe Sancak Beyliğine tayin edildi. 1509. Babası Yavuz Sultan Selim'in ölümü üzerine 30 Eylül 1520'de 25 yaşındayken Osmanlı tahtına geçti. Kendisinden başka erkek kardeşi olmadığı için tahta geçiş kolay ve çatışması oldu. Çok ciddi ve kendinden emin padişah olan Kanuni Sultan Süleyman azim ve irade sahibiydi. Yapacağı işlerde hiç acele etmez, gayet geniş düşünür ve verdiği emirler asla geri dönmezdi. İş başına getireceği adamlara kabiliyet derecelerine göre görev verirdi. Sigetvar kuşatmasını idare ederken 7 Eylül 1566 yılında 71 yaşında vefat etti. Kendisine kanunu denmesi yeni kanunlar icat etmesinden değil, mevcut kanunları yazdırıp çok sıkı bir şekilde tatbik etmesinden dolayıdır. Kanuni Sultan Süleyman adaleti seven bir padişahtı. Mısır'dan gelen vergiyi haddinden fazla bulup yaptırdığı araştırma sonunda halkın zulme uğradığını düşünmesi ve Mısır mahallesinin değişmesi bunun açık kanıtıdır. Kanuni Sultan Süleyman tahta çıktığı sırada Osmanlı Devleti dünyanın en zengin ve en güçlü devleti konumundaydı. 2. Selim. Sultan 2. Selim 28 Mayıs 1524'te İstanbul'da doğdu. 1574 yılında vefat etti. Ayasofya'ya defnedildi. Sultan 2. Selim İstanbul'da ölen ilk Osmanlı padişahıdır. 8 yıl tahta kaldı. Babası Kanuni Sultan Süleyman, annesi Hürrem Sultan'dır. Hürrem Sultan Slav kökenlidir. Sultan 2. Selim orta boylu, açık alınlı, mavi gözlü, ince kaslı ve sarışındı. Şehzadeliğinde mükemmel bir tahsil ve terbiyeyle yetiştirildi. Devlet idaresini iyice öğrenmek için de Anadolu'nun çeşitli yerlerinde sancak beyliği yaptı. Bu sırada tahsiline devam ederek ilim ve tecrübesini arttırdı. Sarı Selim olarak da anılan 2. Selim, Kütahya Sancak Bey iken babası Cihan Padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın ölüm haberi üzerine İstanbul'a gelerek 30 Eylül 1566 günü 42 yaşında tahta geçti. Babasının saltanatı sırasında diğer kardeşleri Şehzade Beyazıt ve Şehzade Mustafa'nın bertaraf edilmesiyle kolayca tahta geçen Sultan 2. Selim, adını aldığı dedesi Yavuz Sultan Selim ve babası Kanuni'ye göre oldukça silik bir idare sergilemiştir. Devrim büyük devlet adamları sayesinde Osmanlı Devleti ihtişamını sürdürmüş, Sokulu Mehmet Paşa gibi dirayetli ve tecrübeli vezirler hükümeti ayakta tutmuşlardır. Sultan II. Selim kendisini hiç sefere çıkmamış ve likayetli olmayan Ali Paşa'nın kaptanı deryalığında İnebahtı faciası yaşanmıştır. 3. Murat. Sultan 3. Murat 1546 yılında Manisa'da dünyaya geldi. 1595 yılında vefat etti. Kabri İstanbul Ayasofya Camii yanında Sultan Selim Türbesi'ndedir. 21 yıl tahta kaldı. Babası Sultan 2. Selim, annesi Afife Nur Banu Sultan'dır. Annesi Venediklidir. Sultan 3. Murat orta boylu, yuvarlak yüzlü, kumral sakallı, ela gözlü ve beyaz tenli bir padişahtı. Çok cömertti ve insanlara yardım etmeyi çok severdi. Merhametli bir kişiliğe sahip olan Sultan 3. Murat, Arapça ve Farsçayı çok iyi derece öğrenmişti. Babasının 1558 yılında Manisa Sancak Beyliğinden Karaman Valiliğine tayin edilmesi üzerine dedesi Kanuni Sultan Süleyman tarafından Alaşehir Sancak Beyliğine tayin edildi. Babası Sultan 2. Selim padişah olduktan sonra tekrar Manisa Sancak Beyliğine atandı. Şehzadeliği sırasında bulunduğu Manisa'da devrin en değerli ulemasından dersler aldı. Osmanlı padişahları içinde en alim padişahlardan birisidir. Babası Sultan 2. Selim'in vefatı üzerine Manisa'dan İstanbul'a gelerek 22 Aralık 1574 tarihinde tahta geçti. Sultan 3. Murat saltanatı boyunca İstanbul'dan hiç çıkmadı ve saraydaki kadınların etkisinde kaldı. Daha sonraki yıllarda Osmanlı Devleti'nin bir devrini etkileyecek olan kadınlar saltanatı onun devrinde başladı. 29 yaşında çıktığı tahta 20 yıl kalan Sultan 3. Murat 1595 tarihinde felç geçirdi ve vefat etti. 3. Mehmet. Sultan 3. Mehmet 1566'da Manisa'da doğdu. 1603 yılında vefat etti. Kabri İstanbul Ayasofya Camii bahçesindedir. 8 yıl tahta kaldı. Babası Sultan 3. Murat, annesi Safiye Sultan'dır. İsmini Fatih Sultan Mehmet'e benzememesi için büyük bir dedesi Kanuni Sultan Süleyman koydu.
orta boylu, kumral saçlı ve güzel yüzlüydü. İyi bir ilim tahsili yaptı ve Tacut-u Tevarifi yazarı Hoca Saadettin Efendi'den dersler aldı. Sultan 3. Mehmet 1583'te Manisa Sancak Beyliğine tayin edildi. 1595 yılının Ocak ayına kadar görev yaptığı Manisa'nın babasının ölüm haberi üzerine hareket ederek 27 Ocak 1595 tarihinde geldiği İstanbul'da Osmanlı tahtına geçti. Sultan 3. Mehmet annesini çok sever, sayar ve dinlerdi. Bundan yararlanan annesi Safiye Sultan Osmanlı sarayında hakimiyet kurdu. Bazı konularda padişahı zorlayıp istediğini yaptırıyor, bu da devlet işlerinde karışıklıklara sebep oluyordu. Dindar olup tasavvufa ve de son derece meraklıydı. Hazreti Muhammed'in ismi anılınca saygısından derhal ayağa kalkardı. 3. Mehmet devri duraklama dönemine rastlar. Sultan 3. Mehmet kolayca üzüntüye kapılır, yemekten içmekten kesilir, Celali isyanları ve İran savaşlarının çok uzun sürmesi onu büyük üzüntü içinde bıraktı. 1. Ahmet. Sultan 1. Ahmet 1590 tarihinde Manisa'da doğdu. 1617 yılında vefat etti. Kabri İstanbul Sultan Ahmet Camii yanındadır. 14 yıl tahta kaldı. Babası Sultan 3. Mehmet, annesi Handan Sultan'dır. İyi bir tahsil gördü. Arapça, Farsça mükemmel derece öğrenmişti. Ok atmak, kılıç kullanmak, ata binmek gibi savaş ve askerlik alanlarında çok usta olan Sultan 1. Ahmet, ava ve cirit oyuna çok düşkündü. Çok sade giyinirdi. Babası Sultan 3. Murat Mehmet'in vefatı üzerine 21 Aralık 1603'te Eyüp Sultan'da kılıç kuşanarak tahta geçti. Sultan 1. Ahmet, Kanuni Sultan Süleyman'dan sonraki padişahlar içinde devlet işleriyle yoğun şekilde uğraşan ilk padişahtı. Çocuk denecek yaşlarda bile mükemmel kararlar alırdı. Daima ilim ve irfan sahibi büyük kişilerle birlikte olur ve onlarla akıl danışırdı. Sultan 1. Ahmet'in hayatında 14 savaşın önemli bir yeri vardır. Çünkü 14 yaşında padişah olmuş, 14 yıl saltanat sürmüş ve Osmanlı padişahların 14.südür. Dindar bir padişah olan Sultan 1. Ahmet'in Hazreti Muhammed'e olan bağlılığı o kadar ilerledi ki onun ayak izlerinin resmi içine bir şiir yazmış ve o şiiri kavunda ölünceye kadar taşımıştır. O şiir şu: "Ne ola tacim gibi başımda götürsem daim, kademi resmini ol Hazreti Sahi Resulün, gülü gülzare nübüvvet o kadem sahibidir, Ahmeda durma yüzün sür kademine ol gülün." Sultan 1. Ahmet yakalandığı tüfüs hastalığından kurtulamayarak 1617 yılında 28 yaşında vefat etti. 1. Mustafa. Sultan 1. Mustafa 1592 yılında Manisa'da doğdu. 1639 yılında vefat etti. Kabri İstanbul Ayasofya Camii Türbesi'ndedir. Babası Sultan 3. Mehmet, annesi Handan Sultan'dır. Sultan 1. Mustafa güzel yüzlü, seyrek sakallı, sarı benizli ve iri gözlü bir padişahtı. İki defa padişahlık yaptı. Sinirli bir yapıya sahipti. Sultan 1. Mustafa ağabeyi Sultan 1. Ahmet'in padişahlığı süresince 14 yıl sarayın bir odasında hapis hayatı yaşadı. O devirde bu gerekli görülüyordu. Aksi halde şehzadeler devlet yönetimine karışıyor, hatta padişahı devirmek için harekete bile geçebiliyor ve devlet birliği tehlikeye düşüyordu. Buna meydan vermemek için şehzadeler izale olunur veya bir odaya kapatılırdı. Sultan 1. Ahmet tahta geçtiğinde kardeşini öldürtmemiş ancak sarayda mahpus tutmuştur. Kafes hayatı denilen bir süre sonunda Sultan 1. Mustafa, Osmanlı hanedanının en büyük erkek evladı olması dolayısıyla tahta çıkartılmış fakat kısa sürede dengesiz hareketleri görüldüğünden ulema, asker ve devlet erkanının ittifakı ile hal tahttan indirme edilmiştir. Sultan Genç Osman'ın tahttan indirilip katlinden sonra bir kez daha cülüş etmişse 1,5 yıl sonra akli dengesizliği nedeniyle tekrar tahttan indirilmesi icap etmiştir. Sultan 1. Mustafa dindar bir insandı. Sadaka vermeyi çok severdi. Sultan 1. Mustafa 2. padişahlığının başlamasından 1,5 yıl sonra 10 Eylül 1623 tarihinde Şeyhül İslam fetvası ile tekrar tahttan indirildi. Fetvanın gerekçesi olarak da akli dengesi tam olmayan birisinin halife olamayacağını gösterdi. Sultan 1. Mustafa tahttan indirildikten 16 yıl sonra 20 Ocak 1609 günü sinir hastalığından Topkapı Sarayı'nda vefat etti.
Genç Osman. Sultan Genç Osman 1604 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 1622 yılında Yedikule zindanlarında boğularak şehit edildi. Sultanahmet Camii'nin yanındaki Sultanahmet Türbesi'ne defnedildi. 5 yıl tahta kaldı. Babası 1. Ahmet, annesi Mahfirus Haseki Sultan'dır. Mahfirus Haseki Sultan aslen Rum'dur. Sultan Genç Osman 14 yaşındayken amcası Sultan 1. Mustafa'nın tahttan indirilmesi üzerine Osmanlı tahtına oturdu. Annesi onun yetişmesi için çok titiz davrandı. Sultan Genç Osman iyi bir terbiye ve tahsil gördü. Arapça, Farsça, Latince, Yunanca ve İtalyanca gibi Doğu ve Batı dillerindeki klasiklerinden tercüme yapabilecek kadar güzel öğrendi. Sultan Genç Osman, Fatih Sultan Mehmet devrine kadar yapıldığı gibi saray dışından Şeyhülislam Esad Efendi'nin ve Perte Paşa'nın kızlarıyla evlendi. Yavuz Sultan Selim devrinden itibaren padişah saray dışından evlenmediği için bu davranış önemli bir değişiklik oldu. Tahta çıkar çıkmaz devlet erkanı içindeki üst düzey yetkileri değiştiren müderris ve kadıların atama yetkilerini Şeyhülislam'dan alan Sultan Genç Osman çok yenilikçi bir padişahtı. 4. Murat. Sultan 4. Murat 1612 tarihinde İstanbul'da doğdu. 1640 yılında vefat etti. Kabri İstanbul Sultanahmet Han Türbesi'ndedir. 17 yıl tahta kaldı. Babası Sultan 1. Ahmet, annesi Mahbey Kers Kösem Sultan'dır. Sultan 4. Murat uzun boylu, iri cüsseli, yuvarlak yüzlü ve heybetli bir padişahtı. Osmanlı sultanlarının en kudretlerinden biri olarak tarihe geçti. Son derece zeki, gözü pek, cesur, kuvvetli ve enerjik bir insandı. Sultan 4. Murat çok iyi cirit ve ok atardı. Bu gücünü katıldığı savaşlarda da gösterdi. Din büyüklerine hürmet eder, Şeyhülislam Yahya Efendi'ye baba diye hitap ederdi. İçki ve tütünü yasakladı. Gece sokağa çıkma yasağı koydu. Arapçayı ve Batı dillerini çok iyi bilirdi. İlmi ve ilim adamlarını çok sever, fırsat buldukça ilim meclislerine gider, onların çalışmalar yaparlar, teşvik ederdi. Sultan 4. Murat döneminin önemli olaylarından biri de Hazarfen Ahmet Çelebi'nin kanat takarak Galata Kulesi'nden Üsküdar'a uçmasıydı. Sultan 4. Murat çevresinde olup bitenleri dikkatle takip eder, inisiyatifini kullanmakta asla tereddüt etmezdi. Hükümdarlığının ilk yıllarında annesinin etkisinde kaldıysa da daha sonra kadınların saltanatına son verdi. Hain ve hilekar sadrazamları şiddetle cezalandırdı. Memleket meselelerini yakından takip edip çözümler üretmeye çalıştı. 17 yıl hükümdarlık yaptıktan sonra henüz 28 yaşında vefat etti. 1. İbrahim. Sultan 1. İbrahim 1615 tarihinde İstanbul'da doğdu. 1648 yılında vefat etti. Kabri İstanbul Ayasofya Camii bahçesindedir. 8 yıl tahta kaldı. Babası Sultan 1. Ahmet, annesi Mahbey Kers Kösem Sultan'dır. Sultan 1. İbrahim uzun boylu, kuvvetli vücutlu ve kumral sakallıydı. Onun yetiştirilmesi için çok gayret göstermişti. Ağabeyi Sultan 4. Murat'ın ani vefatı zaten ölüm döşeğinleriyle harap olmuş Şehzade İbrahim'i çok sarstı ve padişah olduğuna inanmak bile istemedi. Annesinin ve devlet erkanının ısrarlarından ve ağabeyi Sultan 4. Murat'ın cenazesi gördükten sonra ağabeyinin vefatına kesin olarak inandı. Sadrazam Kara Mustafa Paşa, taht odasına geçen Sultan 1. İbrahim başını Hırka-i Saadet Dairesi'nden getirilen Hazreti Ömer'in sarığını yerleştirdi. Sultan 1. İbrahim tahta oturdu ve ellerini açarak dua etti. Elhamdülillah, Ya Rabbi, benim gibi zayıf bir kulunu bu makama layık gördün. Saltanat günlerimde milletimi hoş hal eyle, birbirimizden hoşnut eyle. Sultan 1. İbrahim tahta geçirdiği ilk yıllarda sinir hastalığı yüzünden sık sık sinir kriz geçiriyordu. Ancak daha sonraki yıllarda devlet işleriyle bizzat ilgilenmeye başladı. Sultan 1. İbrahim tahta çıktığında soyunun tek şehzadesi o kalmıştı. Bu yüzden ilk oğlu Şehzade Mehmet, Sultan 4. Mehmet doğduğunda ülkede şenlikler düzenlendi. Sultan 1. İbrahim çok cömert ve lütufkar bir padişahtı. Fakirlere ve kimsesizlere yardım etmeyi çok severdi. Çıkardığı fermanlarla açlık ve kıtlığın önlenmesine çalıştı. Saltanatı sırasında annesi Kösem Sultan'ın etkisinde çok kaldı. Sultan 1. İbrahim tahta geçtiğinde 25 yaşındaydı. Şehzadeliği sırasında öldürüleceği endişesiyle sinirleri son derece bozulmuştu. Bu sırada sadrazamlık
koltuğunda bulunan Kemankeş Kara Mustafa Paşa devlet işlerini en iyi şekilde yürüttü. Kemankeş Kara Mustafa Paşa Safillerle Kasr-ı Şirin Anlaşması'nı imzalayıp İstanbul'a geldikten sonra giriştiği mal işlerde de başarılı oldu. 4. Mehmet Sultan 4. Mehmet 1642'de İstanbul'da doğdu. 1693 yılında Edirne'de vefat etti. Cenazesi İstanbul'a gönderildi ve Yeni Cami'de türbesi annesi Turhan Sultan'ın yanına defnedildi. 39 yıl tahta kaldı. Babası Sultan 1. İbrahim, annesi Rus asıllı Turhan Hatice Sultan'dır. Sultan 4. Mehmet orta boylu, beyaz tenli ve yanık çehreliydi. Ata çok bindiği için vücudu öne eğikti. Annesi onu çok iyi yetiştirdi. İyi bir tahsil gördü. Babası Sultan İbrahim'in öldürülmesi üzerine 8 Ağustos 1648 günü henüz 7 yaşındayken padişah oldu. Ava ve edebiyata çok meraklıydı. Ava olan merakı yüzünden tarihte Avcı Mehmet olarak anılır. Hayatının büyük bir kısmı saray entikarıyla geçti. 2. Viyana bozgunundan sonra ordunun ve devlet erkanının oy birliği ile 8 Kasım 1687 günü tahttan indirildi. Bundan sonraki ömrü saraydaki bir odada yanına konulan iki cariye ile tam bir hapis hayatı şeklinde sürdü. 2. Süleyman Sultan 2. Süleyman 1642'de İstanbul'da doğdu. 1691 yıllarında Edirne'de vefat etti. Cenazesi İstanbul'a getirilerek Süleymaniye Camii yanında Kanuni Sultan Süleyman Türbesi'ne gömüldü. 4 yıl tahta kaldı. Babası Sultan 1. İbrahim, annesi Saliha, Laşup Sultan'dır. Orta boylu, kır sakallı, şişman ve halim selim bir padişahtı. Dindar, dürüst ve akıllı bir insan olan annesi Saliha Dilaşup, sultan tarafından titizlikle yetiştirildi. Oğluna gerekli bilgileri bir yandan kendi veriyor, bir yandan da hocalar tutuyordu. Hayatının 40 yılını bir dairede hapis geçiren Sultan II. Süleyman, cesur, dindar, vatansever, merhametli ve nazik bir insandı. Sultan II. Süleyman, 4 yıl gibi kısa bir süre padişahlık yaptı. Bunun son 2 yılını yatak hastası olarak geçirdi. 2. Ahmet Sultan 2. Ahmet 1643 yılında İstanbul'da doğdu. 1695 yılında Edirne'de vefat etti. Cenazesi İstanbul'a getirilerek Kanuni Sultan Süleyman Türbesi'ne defnedildi. 4 yıl tahtta kaldı. Babası Sultan 1. İbrahim, annesi Hatice Muazzez Sultan'dır. Terbiyesi ve tahsiliyle annesi meşgul oldu. Arapça, Farsça biliyordu. Orta derecede bir tahsil gördü. Devlet işlerini çok yakından takip eder, hasta bile olsa divan toplantılarına katılırdı. Sultan II. Ahmet hat sanatından çok ustaydı. Yazı yazma kabiliyeti çok üstün olan Sultan II. Ahmet birçok Kur'an-ı Kerim yazdı. Şairlere ve şiire çok düşkündü. 3 yıl 7 ay 14 gün saltanat sürdükten sonra yakalandığı siroz hastalığından kurtulamayarak 1695 yılında Edirne'de vefat etti. 2. Mustafa Sultan 2. Mustafa 1664 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1703 yılında vefat etti. Kabri İstanbul Hatice Turhan Sultan Türbesi'ndedir. 8 yıl tahta kaldı. Babası Sultan 4. Mehmet, annesi Ematullah Rabia Gündüz Sultan'dır. Annesi Girit asıldır. Kuvvetli bir ilim tahsili yaptı. Tahta geçtiğinin 3. günü yapacağı işleri anlatan bir hat-hatı Humayun yayınladı. Yazısında zevk, sefa ve rahatı kendimize haram eylemişizdir diyordu. Yine vezirlerinden birine yazmış olduğu yazı şöyledir. Bana ağırlık ve hazine lazım değil, yerine göre kuru ekmek yerim. Vücudumu din uğruna harcarım. Sıkıntının her çeşidine sabrederim. Milletime hizmet tamam olmadıkça seferden dönmem. Elbette sefere bizzat kendim giderim. 3. Ahmet Sultan 3. Ahmet 1673 yılında doğdu. 1736 yılında vefat etti. Kabri İstanbul Yeni Cami'de Hatice Turhan Sultan Türbesi'ndedir. 27 yıl tahta kaldı. Babası Sultan 4. Mehmet, annesi Ematullah Rabia Gündüz Sultan'dır. Annesi Girit asıllıdır. Sultan 2. Mustafa'nın öz kardeşi olan Sultan 3. Ahmet, uzun boylu, kara gözlü, doğan burunlu ve buğday tenliydi. Son derece zeki, hassas ve zarif bir insandı. İyi bir tahsil ve terbiye görmüş olan Sultan 3. Ahmet, ünlü hocalardan dersler almıştı. Sultan 3. Ahmet, ağabeyi Sultan 2. Mustafa'nın vefatı üzerine 22 Ağustos 1703 tarihinde 30 yaşındayken Edirne'de tahta geçti.
Osmanlı Devleti açısından önemli bir yere sahip olan Lale Devri boyunca padişahlık yapan Sultan 3. Ahmet, hattat ve şairdi. Necip mahlasıyla şiirler yazdı. Ayrıca musiki ile de yakından ilgileniyordu. Divan şairlerinden Urfalı Nabi Efendi'nin hem kendisini hem de şiirlerini çok severdi. Sultan 3. Ahmet padişahlığın ilk günleri tamamen disiplinden çıkmış, Yeniçerileri yatıştırmaya gayret ile geçti. Ancak kendisini padişah yapan Yeniçerilere karşı etkili olamadı. Sultan 3. Ahmet'in sadrazamlığı getirdiği Çorlulu Ali Paşa ona idari konularda yardımcı olmaya çalıştı. Hazine için yeni düzenlemelerde bulundu ve Sultan 3. Ahmet'e rakipleriyle mücadelesinde destek oldu. 1. Mahmut. Sultan 1. Mahmut 1696 yılında İstanbul'da doğdu. 1754 yılında vefat etti. Hatice Turhan Sultan Türbesi'ne defnedildi. 24 yıl tahta kaldı. Babası Sultan 2. Mustafa, annesi Saliha Valide Sultan'dır. Büyük annesi Gündüz Sultan'ın sevgi ve ilgisiyle büyüdü. 8 yaşından beri kafes hayatı yaşadığı halde zekası, iyi niyeti ve kuvvetli karakteri sayesinde kendini harap etmekten kurtardı. Küçük yaşlardan itibaren çeşitli hocalardan dersler aldı. Tarih, edebiyat ve şiirle meşgul oldu. Özellikle musiki ile uğraştı. Sultan 1. Mahmut 1 Ekim 1730 tarihinde 35 yaşındayken padişah oldu. Devrindeki en değerli kimseleri seçip iş başına getirdi. Karakter sahibi, azimli, müşfik, merhametli, dikkatli ve sabırlı bir insandı. Kendi zevkinden çok milletin refahını düşünerek hareket etti. Bu sayede babası ve amcasının düştüğü hatalara düşmedi. Hayatının son 2 yılını hasta geçiren Sultan 1. Mahmut, 1754 tarihinde 59 yaşında iken vefat etti. 3. Osman. Sultan 3. Osman 1699 yılında İstanbul'da doğdu. 1757 yılında vefat etti. Hatice Turhan Sultan Türbesi'ne defnedildi. 4 yıl tahta kaldı. Babası Sultan 2. Mustafa, annesi Şehsuvar Valide Sultan'dır. Şehsuvar Valide Sultan Rus asıllıdır. Tahta çıktığı 56 yaşına kadar sarayda hapis hayatı yaşadığı için sinirli bir yapıya sahipti. Ancak yine de şefkat ve merhamet sahibi, özellikle yalanı ve rüşveti sevmeyen bir insandı. Sultan 3. Osman, musikiden nefret ettiği için bütün müzisyenleri saraydan uzaklaştırdı. Sarayda dolaşırken cariyelerle karşılaşmamak istemediği için ayakkabılarını demir ökçeler taktırmıştı. Ökçelerden çıkan sesi duyan cariyeler, padişahın geldiğini öğrenip yoldan çekiliyorlardı. 2 yıl, 10 ay, 18 gün saltanat sürmüş, bu süre içinde 7 tane vezir azam değiştirmiş, dönemi boyunca içte ve dışta barış ve huzur yaşanmıştır. Sultan 3. Osman zaman zaman kıyafet değiştirerek halkın arasında karıştığı bilinmektedir. 1757'de vücuduna çıkan bir çıbanın verdiği hastalıkla vefat etti. 3. Mustafa. Sultan 3. Mustafa 1717 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1774 yılında vefat etti. Kabri Laleli Cami Haziresi'nde 3. Mustafa Türbesi'ndedir. 17 yıl tahtta kaldı. Babası Sultan 3. Ahmet, annesi Mirşah Sultan'dır. Sultan 3. Mustafa orta boylu, iri gözlü, yastı burunlu ve siyah sakallıydı. Heybetli ve kuvvetli bir vücuda sahipti. Çok iyi bir tahsil yaptı. Astroloji ile meşgul oldu. İslam ve Osmanlı tarihlerini inceledi. Sultan 3. Mustafa son derece dindar, tutumlu, müşfik, çalışkan ve cömert bir insandı. 2 dakika süren ve İstanbul'un hemen hemen yarısından fazlasını yıkan büyük depremde evlerini, yakınlarını kaybeden halka kendi kesesinden yardım etti. Adaletle hükmeder, haksızlara asla göz yummazdı. Yalandan, riyadan ve rüşvetten nefret ederdi. Asla gurura kapılmaz, büyüklük taslamaz, yapamayacağı işler vaat etmezdi. Sultan 3. Mustafa inişilemeden gerektiği fikrindeydi ve ıslahat yapmak istiyordu. Süveyş kanalını bile açtırmayı düşünüyordu. Fakat iş başına getireceği yetenekli devlet adamlarının olmaması onu üzüyordu. Rus savaş sırasında üzüntüsünden hastalandı ve kalp yetmezliğinden dolayı 1774 yılında vefat etti. Sultan 3. Mustafa orduda bir yenileşme gerektiği fikriyle hareket ediyordu. Askerlere eğitim kuralları getirdi.
itirazlara aldırmadan tüfeklere süngü taktırdı. Yeni bir tophane kurdurup güçlü toplar döktürdü. 1. Abdülhamit. Sultan 1. Abdülhamit 1725 tarihinde İstanbul'da doğdu. 1789 yılında vefat etti. Cenazesi İstanbul Eminönü'ndeki kendi yaptırdığı türbesine defnedildi. 15 yıl tahta kaldı. Babası 3. Ahmet, annesi Rabia Şermi Sultan'dır. Annesi ona kuvvetli bir tahsil yaptırdı. Zamanındaki mevcut tarihlerin hepsini gözden geçirdi. Hat sanatı ile de meşgul oldu. Merhametli, nazik ve saf bir insan olarak tanınıyordu. Saltanatı süresince birçok ıslahat ve imar hareketlerinde bulundu. Devlet işleriyle daima yakından ilgilendi. Her sorun hakkında fikir ve görüşlerini vezirlerine bildirdi. Yetenekli vezirler atamaya çalıştı. Halka karşı daima şefkatli ve ılımlı davrandı. Sultan 1. Abdülhamit henüz tahta geçmemişti ki kendisinden cülüş başlığı istediğini duydu. Kaşlarını çatıp sertleşen Sultan 1. Abdülhamit şöyle dedi. Hazinede bahşiş yoktur. Bundan böyle cülüş bahşişi verilmeye. Asker evlatlarımıza fermanımıza duyurula. Askerler bir parça söylenilirse de içi daha fazla ileriye götürmediler. Sultan 1. Abdülhamit siyasi ve askeri ıslahatlara girişti. Sürat topçuları ocağını kurdu. Yeniçerilerin sayımını yaptırdı. Ve gereksiz yere fazla para alanları tespit ettirdi. Bu faaliyetleri yürüten Sadrazam Halil Hamit Paşa, menfaatleri bozulanlar tarafından padişaha şikayet edildi. Halil Hamit Paşa yaptığı tüm olumlu çalışmalara rağmen bu konuda yanıtan Sultan 1. Abdülhamit'in emriyle idam edildi. Dindarlığı ve iyiliği sebebiyle halkın veli olarak gördüğü Sultan 1. Abdülhamit, 15 yıl 2 ay 17 gün süren saltanattan sonra 1789 yılı Nisan ayının 64 yaşında vefat etti. 3. Selim. Sultan 3. Selim 1761 tarihinde İstanbul'da doğdu. 1808 yılında vefat etti. Cenazesi Laleli Cami avlusunda babası Sultan 3. Mustafa'nın yanına defnedildi. 8 yıl tahta kaldı. Babası Sultan 3. Mustafa, annesi Mirşah Sultan'dır. Annesi Gürcü asıllıdır. Kahinlere inanan babası Sultan 3. Mustafa, onların yeni doğan oğlu Selim'in eşsiz bir cihangir olacağını söylemeleri üzerine büyük bir sevinçle kapılmış, 7 gün 7 gece bayram yapılmasını emretmiştir. Sultan 3. Selim doğum günündeki bu hava içinde büyüdü. Sarayda çok güzel bir şekilde yetiştirildi. Sultan 3. Mustafa kendisinden sonra oğlu Sultan 3. Selim padişah olmasını istemişti. Ancak babasından sonra padişahlığa amcası Sultan 1. Abdülhamit getirildi. Sultan 1. Abdülhamit Sultan 3. Selim'i sarayda göz önünde bulunduruyor ancak yine de onun eğitimine önem veriyordu. Amcası Sultan 1. Abdülhamit'in ölümü üzerine Sultan 3. Selim 7 Nisan 1789 günü 28 yaşındayken Osmanlı tahtına oturdu. Sultan 3. Selim edebiyata ve güzel yazı yazmaya çok meraklıydı. Yazmış olduğu hat ve levhalardan bazıları cami ve türbelere asılmıştır. Arapça ve Farsça'yı çok iyi konuşuyordu. Merhametli bir insan olan Sultan 3. Selim ciddi bir eğitim görerek yetişti. İyi bir şair, tamburu, neyzen, hanedaide bestekar olan Sultan 3. Selim güzel sanatlara düşkün ve açık fikirliydi. Ancak zaafa varacak kadar yumuşak karakterliydi ve Osmanlı Devleti'nde batıcılığın yerleşmesini istiyordu. Sultan 3. Selim 29 Mayıs 1807 tarihinde Osmanlı Padişahlığı'nı Şehzade Mustafa'ya terk ettikten 1 yıl 2 ay sonra daha yaşadı. Alemdar Mustafa Paşa olayı sırasında yeni padişahın adamları tarafından 1808 tarihinde öldürüldü. 4. Mustafa. Sultan 4. Mustafa 1779 yılında İstanbul'da doğdu. 1808 yılında vefat etti. Kabri İstanbul Eminönü'ndeki 1. Abdülhamit Han Türbesi'ndedir. 1 yıl tahta kaldı. Babası Sultan 1. Abdülhamit, annesi Nüket Zeyda Kadın Sultan'dır. Annesi Nüket Zeyda Kadın Sultan, Sultan 4. Mustafa'nın iyi bir tahsil yapması için çok çaba harcadı. Ancak hırslı, kurnaz ve asabi bir insan olan Sultan 4. Mustafa, eğitim ve öğrenimden çok zevk ve sefa içinde yaşamaya önem verdi. Kabakçı Mustafa isyanı sonunda tahttan indirilen amcazade Sultan 3. Selim'in yerine 29 Mayıs 1807 günü tahta çıktığında 28 yaşındaydı. Sultan 4. Mustafa'nın şehzadeliği boyunca
kendisine bir evlat gibi davranan Sultan 3. Selim aleyhinde isyancılarla işbirliğine girmesi ve onun öldürülmesi için emir vermesi karakteri hakkında fikir vermektedir. Tahta çıktığında devletin merkezi otorite ve hakimiyeti gittikçe zayıflıyor. Sultan 3. Selim ve Nizami Cedid yandaşları yakalandıkları yerde öldürüyorlardı. Sultan 4. Mustafa'nın tahta çıkmasını sağlayan Kabakçı Mustafa ve yandaşları devlet yönetiminde etkin rol oynuyor, kendi adamlarını önemli mevkilere getiriyorlardı. 2. Mahmut. Sultan 2. Mahmut 1785 tarihinde İstanbul'da doğdu. 1839 yılında vefat etti. Kabri İstanbul Çemberlitaş Sultan 2. Mahmut Han Türbesi'ndedir. 31 yıl tahta kaldı. Babası Sultan 1. Abdülhamit, annesi Nakşidil Valide Sultan'dır. Orta boylu, geniş omuzlu, beyaz sakallı, zarif ve sevimli yüzlüydü. Diğer Osmanlı padişahları gibi kuvvetli bir tahsil gördü. Öğrenimiyle Sultan 3. Selim padişahlığı sırasında bizzat meşgul olmuştu. Cesur, temkinli, sabırlı ve azimli bir kişiliğe sahip olan Sultan 2. Mahmut, Alemdar Mustafa olayı sonrasında 28 Temmuz 1808 tarihinde tahta çıktığında 23 yaşındaydı. Zeki ve bilgili bir insan olan Sultan 2. Mahmut, Avrupa'daki yenileşme harekatlarında benimsemişti. Adalet işlerine gereken önemi verdi. Yeni kanun ve tüzekler hazırlattı. Bu sebeple kendisine adli unvanı verildi. Şiiri, edebiyatı ve bilimi seven halk arasında dolaşmayı ve onların dertlerini dinlemeyi gerekli gören Sultan 2. Mahmut, Osmanlı Devleti'ni gerek sosyal bakımdan, gerekse uygarlık açısından ileri bir ülke yapmaya çalıştı. Sultan 2. Mahmut yakalandığı verem hastalığından kurtulamayarak 1 Temmuz 1839 günü dinlenmek için gittiği kardeşi Esma Sultan'ın Çamlık Köşkü'ndeki 54 yaşında vefat etti. Abdülmecit. Sultan Abdülmecit 1823 günü doğdu. 1861 yılında vefat etti. Yavuz Sultan Selim'in türbesi yanında mezarına defnedildi. 22 yıl tahta kaldı. Babası Sultan 2. Mahmut, annesi Bezmi Alem Valide Sultan'dır. Sultan Abdülmecit babasının arzusunun yönünde bir eğitim ve terbiye gördüğü için ıslahatçı fikirlere sahipti. Batı alemine karşı hayranlık besliyordu. Babasının vefatı üzerine henüz 17 yaşındayken Osmanlı tahtına oturdu. Devletin ilerleyişi için Avrupa'yı hayat tarzının ülke çapında yaygınlaştırılmasını istedi. Saltanatın henüz 4. ayında ilan ettiği Gülhane Hattı Muayneu sebebiyle tazminat dönemi padişahı olarak şöhret bulmuştur. Abdülmecit, batılı yazarların takdir ve sevgiyle anıldıkları bir padişahtı. Adil, merhametli, ıslahatçı, yenilikçi bir insan olan Sultan Abdülmecit, 25 Haziran 1861 tarihinde 39 yaşındayken İstanbul'da veremden dolayı vefat eden Sultan Abdülmecit, Yavuz Sultan Selim'in türbesi yanındaki mezarına defnedildi. Sultan 2. Mahmut ölüm döşeğindeyken Osmanlı Devleti'ne karşı ayaklanmış olan Kavalı Mehmet Ali Paşa Osmanlı kuvvetlerini Nizip'te yenilgiye uğratmıştı. Sultan Abdülmecit böyle karmaşık bir ortamda tahta çıktı. Başta İngiltere, Avusturya, Prusya ve Rusya olmak üzere Avrupa devletler Osmanlı Devleti ile Mısır valisi Kavalı Mehmet Ali Paşa arasında Mısır sorununu çözmek için bir konferans düzenlediler. Avrupa devletleri Mısır'da güçlü bir yönetim istemiyorlardı. Kavalalı Mehmet Ali Paşa'ya karşı Osmanlı Devleti'nin tarafını tuttular ve bu ortamda Londra Sözleşmesi imzalandı. 1840. Hünkar İskelesi Anlaşması'nın süresi bitince Londra'da yeniden bir konferans düzenlendi. 1841. Toplantıya Osmanlı Devleti'nden başka Rusya, Fransa, İngiltere, Prusya ve Avusturya katıldı. Konferansta alınan kararlara göre Boğazlar'da egemenlik hakkı Osmanlı Devleti'ne ait olacak, ancak barış döneminde hiçbir savaş gemisi Boğazlar'dan geçmeyecekti. Abdülaziz. Sultan Abdülaziz 1830 tarihinde İstanbul'da doğdu. 1876 yılında vefat etti. Kabri İstanbul Çemberlitaş Sultan 2. Mahmut Han Türbesi'ndedir. 10 yıl tahta kaldı. Babası Sultan 2. Mahmut, annesi Perdevniyal Valide Sultan'dır. Ela gözlü, beyaza yakın kumral tenli, sert bakışlı ve top sakallıydı. Ağabeyi Sultan Abdülmecid'in vefatı üzerine 25 Haziran 1861 günü tahta çıktığında 31 yaşındaydı. Müsrif bir padişah olarak tanınmasına rağmen çok sade giyinir, sarayda terlik ve entari ile dolaşırdı.
Babası öldüğü zaman 9 yaşlarındaydı. Ancak ağabeyi Sultan Abdülmecid onun eğitimine gerektiği gibi dikkat etti. Şehzadeliği sırasında rahat ve korkusuz bir hayat sürdü. Çok iyi Fransızca konuşurdu. Şiir ve müziğe de ilgisi vardı. Kendine ait besteleri vardır. Resim yapma kabiliyeti de çok üstün olan Sultan Abdülaziz, Osmanlı donanmasına ısmarlayacağı gemilerin planını bizzat kendisi çizmişti. Ok atmayı, ata binmeyi, avlanmayı ve özellikle güreşmeyi çok severdi. Güçlü, kuvvetli bir pehlivan yapılıydı. En iyi pehlivanlarla güreşir ve sırtlarını yere getirirdi. 5. Murat. Sultan 5. Murat 1840 tarihinde İstanbul'da doğdu. 1904 yılında vefat etti. Hatice Turhan Sultan Türbesi'nin yanında bulunan Cedid Havatin Türbesi'ne defnedildi. 3 ay tahta kaldı. Babası Sultan Abdülmecid, annesi Şevk Efsa Kadın Efendidir. Annesi Çerkez'dir. Sultan 5. Murat çocukluğunda ve gençliğinde iyi bir eğitim gördü ve Fransızca öğrendi. Okumaya çok meraklı olduğundan dolayı Fransa'dan kitaplar getirir ve sürekli olarak okurdu. Edebiyata karşı çok ilgiliydi. Aralarında Ziya Paşa ve Namık Kemal'in de olduğu devrin birçok şairle yakın dostluk kurmuştu. Yabancı kültürlerin etkisinde kalan Sultan 5. Murat piyano çalardı. Batı müziği stilinde besteler bile yapmıştır. Sultan Abdülaziz ile beraber çıktığı Avrupa seyahati sırasında Avrupa'yı yakından görüp hayran kalmış olan Sultan 5. Murat, bu gezi sırasında İngiltere'de tanıştığı Gal Prensi ile yakın bir dostluk kurdu. Gal Prensi'nin tesiri altında kalıp masan olan Sultan 5. Murat çok müsrif ve ihtiras sahibi bir insandı. Padişah olmak için amcasının ölümünü beklediği açıkça söylerdi. Sultan 5. Murat tahttan indirilen Sultan Abdülaziz'in yerine 30 Mayıs 1876'da padişah oldu. Ancak Osmanlı Devleti'ni kurtarmak için meşruiyetinin kurulmasını isteyen, bu düşünceyle tahta güvendikleri bir hükümdar getiren aydınların umudu yine kırılmıştı. 93 gün kaldı Osmanlı tahtından 31 Ağustos 1876 günü indirildi. 2. Abdülhamit. Sultan 2. Abdülhamit 1842 tarihinde İstanbul'da doğdu. 1918 yılında vefat etti. Kabri İstanbul Çemberlitaş Sultan 2. Mahmud Han Türbesi'ndedir. 33 yıl tahtta kaldı. Babası Sultan Abdülmecid, annesi Tiri Müjgan Kadın Efendidir. Annesi Çerkez'dir. Sultan 2. Abdülhamit çok küçük yaşta iken annesini kaybettiği için öksüz büyüdü ve onu üvey annesi Pürüstü Kadın yetiştirdi. Çocukluğunda çok zayıf bir bünyeye sahip olan Sultan 2. Abdülhamit sık sık hasta olurdu. Babasının padişahlığı sırasında bu durumu yüzünden özel ilgi gördü. Çok hoşgörülü bir ortamda büyüdü. Kültür derslerinin yanında musiki dersleri aldı ve piyano çalmayı öğrendi. Sultan 2. Abdülhamit yıkılmak üzere olan Osmanlı Devleti'ne uyguladığı politikalarla 33 yıl tahtta kalmayı başardı. Hayırsever ve cömert bir insan olan Sultan 2. Abdülhamit sıradan bir vatandaş gibi yaşardı. Boş vakitlerini marangozhanede geçirir, harika eşyalar yapar, bunları sattırır ve parasını fakire fukaraya dağıtırdı. Son derece şefkatli bir insan olan Sultan 2. Abdülhamid'in kendisini öldürmek isteyenleri bağışlaması dünya siyaset tarihinde ender rastlanan bir olaydır. Sultan 2. Abdülhamid kültüre önem vermiş ve eğitim konusunda hizmet vererek birçok mekan yaptırmıştır. Güzel Sanatkarlar Akademisi, ticaret ve ziraat okulları kuran Sultan 2. Abdülhamid, ilk ve orta derece okullar, dilsiz ve kör okulları, kız meslek okulları da yaptırmıştır. Vilayetleri liseler, kazalara ortaokullar kurmuş, ilkokulları köylere kadar ulaştırmıştır. İstanbul'da Şişli Etfal Hastanesi'ni ve Daruzace'yi kendi şahsi parasıyla yaptırmıştır. Mehmet Reşat. Sultan Mehmet Reşat 1844 tarihinde İstanbul'da doğdu. 1918 yılında vefat etti. Kabri İstanbul Eyüp Sultan Reşat Han Türbesi'ndedir. 9 yıl tahtta kaldı. Babası Sultan Abdülmecid, annesi Gülcemal Kadın Efendidir. Annesi Çerkez'dir. Çocukluğu padişah olan babasının yanında geçti. Eğitim ve öğretimine gereken önem gösterildi. Sultan Mehmet Reşat, amcası Sultan Abdülaziz zamanında rahat bir şehzadelik yapmasına rağmen ağabeyi Sultan 2. Abdülhamit zamanında sarayda hapis hayatı yaşadı. Veliaht olduğu için devamlı kontrol altında tutuluyordu. Sultan Mehmet Reşat günlerini haremde geçirir, şiir ve kitap okurdu. Sultan 5. Mehmet Reşat, İttihat ve Terakki Partisi'nin desteğiyle tahta çıktığında 65 yaşındaydı. Sultan 2. Abdülhamit'in padişahlığı sırasında devlet işleriyle yeterince ilgilenmemişti.
Padişahlığı sırasında yönetimi daha çok İttihat ve Terakki Partisi ileri gelenlerinden Enver Paşa, Talat Paşa ve Cemal Paşa'nın eline geçmişti. Sultan Mehmet Vahdettin. Sultan Mehmet Vahdettin 36. ve son Osmanlı padişahıdır. 1861 tarihinde İstanbul'da doğdu. 1926 yılında vefat etti. Kabri Şam'da Selim Camii kabristanındadır. 4 yıl tahtta kaldı. Babası Sultan Abdülmecit, Sultan Mehmet Vahdettin doğduğu yıl, annesi Gülüstü Kadın Efendi de o henüz çok küçükken vefat etmişlerdi. Çocuk denecek yaşlarda hem öksüz hem yetim kalan Sultan Mehmet Vahdettin, babası Sultan Abdülmecid'in kadınlarından Şehyaslı kadın tarafından büyütüldü. Sultan Abdülaziz'in saltanatı sırasında henüz bir çocuk olduğu için serbest yetişti. Eğitim ve öğrenimi ile ağabeyi Sultan II. Abdülhamid henüz padişah değilken bile yakından ilgilendi. Sultan II. Abdülhamid saltanat yıldalarında bu tutumunu değiştirmedi. Ona hep değer verdi ve onu korudu. Bu yüzden ağabeyinin saltanat yıllarında rahat bir hayat yaşadı. Sultan Mehmet Vahdettin çok okurdu. Okuduğunu iyi anlardı. Özellikle fıkha ait eserler ilgisini çekmişti. Kitabi ve imlası düzgündü. Zeki bir insandı. Fikirlerini kağıt üstünde aktarmakta zorluk çekmezdi. Çok nazik bir insan olan Sultan Mehmet Vahdettin, Viyana seyahati sırasında hem yanındakileri hem de yabancıları nezaketine hayran bırakmıştı. Az konuşur, daha çok dinlemeyi sever ve birisini dinlerken pür dikkat kesilirdi. Sultan Mehmet Reşat, padişah olduğu zaman yaş bakımından Sultan Mehmet Vahdettin'den daha büyük olan Sultan Abdülaziz'in oğlu Yusuf İzzettin Velihat idi. Yusuf İzzettin'in ölümü üzerine veliahtlığa Sultan Mehmet Vahdettin getirildi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda buluşmak üzere.